kaç ilmekle başlıyorsun ve nereden? Yani ben bunu yaparken ölçülerine baktım. Yani bayağı küçük gözüktü gözüm ama gene 30 dedim. Hadi öyle başlayayım falan. Bayağı bir küçük çıktı. Yani yeni doğan 2 aylık falan aylık, gibi. Evet. Daha sonra ben ölçüleri bir de 10'ar ilmek fazlalaştırıp yaptım. Bu hemen hemen bir yaşın giyeceği yelek boyutunda oldu. Daha iyi. Bu çok küçük, hemen kaç gün giyecek evet, evet. bunu? Ama o evet. da fotoğraf için falan güzel. Evet. Bir fotoğraf çektirilir bundan yani evet. hakikaten. Yani bir de fikir olsun. Yani 10 ilmek fazlalaştırdığımız zaman nerelerinden bir de fazlalaştıracağım ona göre yapacaklar. Şimdi 4 numara şişli 30 ilmek attım. 32 ilmek attım küçüğüne. Büyüğüne 42 ilmek attım. Evet, 10 ilmek fazlalaştırdım. Burada paylaşım yaparken de parantez içine aldıklarım büyük hırka için. Normal yazdıklarım küçük hırka için. Güzel, şimdi, oraya da yazmışsın. Evet, yazdım. Iyi. Şimdi 42 ilmek başlıyorum büyük hırka için. 35 sıra örüyorum. Küçüğünde bunu 30 sıra ördüm. 35 sıra sonra 27 ilmek sağdan, 27 ilmek de soldan arttırdım. Küçüğünde, ön ve arkayı çıkıyorsun. Evet, ön ve arkayı çıkıyorum. Onda 22 ilmek arttırdım. Bu da 5 buradan, 5 buradan. Hani 10 fazlalaştırdım ya, 10 burada fazlalaştırdım. 5 burada, 5 burada, 10 da bedende. Bunun bir püfü şu, bakın arkada düz örüyorum. Önde ters örüyorum. Bu da bakın farba gibi duruyor. Burada 2 sıra gitmiş oluyorum. Burada tek sıra gitmiş oluyorum. Daha sonra bunu, arkamız düz. Evet. Bunu 35 sıra ördüm. 35 sıra sonra 27 sağdan, 27 soldan arttırdım. Bunu 17 sıra daha ördüm yaka kesimine kadar. Boynumuza geldik şu yaka kesiminde. Bunda 9 tane ilmek kestim Derya Hanım. Öne devam ettim. Şu önü bitirdim. Ne kadar mı ördüm? Burada da 12 sıra ördüm. 12 sıra ördüm, bitirdim. Arkaya geldim. Arkada 17 sıra ördüm. Daha sonra diğer bir ipimizle buraya 27, 13'te buraya 30 tane ilmek attım. Şu yarı kısmını ördüm. Tamam. Bunu ördükten sonra şişimize getirdim. 9 ilmek fazlalaştırdım. Bu sefer tam karşı tarafını ördüm. Buraya geldim. 27 ilmek buradan kapadım. 27 ilmek de buradan kapadım. Tekrar 35 diş. Bu dediklerim hep diş. 35 diş örüp diğer bitirdim. Diğer kolu örüp bitirdim. Bunda başka anlatacağım bir şey yok. Bakın arkadan bir de görüntüsünü göstereyim. Arkadan. Şurayı bize bir kere daha anlat. Anlatayım. Hani ters ördüm, düz ördüm onu. Aha. Önden, kırkanın önü bu taraf. Ters olan kısım, haraşo olan kısım bu taraf. Arkası bu taraf. Kol. Tuhaf düşmüş yalnız. Evet. Sanki anlaşılmıyor. Ütüden mi böyle ütülendi. Oldu? Bir de ütülenmek istiyor bu. Düzeltmeyeceksiniz bunu. Buhar da verdim. Biraz da üzerine de tuttum. Sanki ütüledim. Başka bir motifmiş, evet, modelmiş gibi falan olmuş. Evet. Evet. Daha sonra bunu katlıyoruz. İkinci parçayı başlarken de şuraya bir tane ilik açıyorum. Onu da söyleyeyim. Daha sonra yanlardan dikiyoruz. Bu ölçü çok daha güzel olmuş. Küçük bir civciv yavrusu kıvamında. Şimdi kolda da bakın ben diğerindeki gibi böyle kıvırmalı. İsterseniz yani daha büyük olunca bunu şöyle açarsınız, kol boyu uzar. Beden uzatmak istiyorsak orada 22 tane atmıştım sağından solundan. Evet. Bunda 27 attım. Biraz daha uzun istiyorlarsa 30-35 atarız. 35 atarız. Şimdi Nurgün, izleyicilerimiz soruyormuş. Hani artırmayı nasıl yapıyorsun? O elinde hazırladığın küçük parçada artırmayı gösterebilir misin? Hemen göstereyim. Yani diyelim ki şunu kaç sıra ördün? Şurayı ördün ve burayı arttıracaksın. Burayı arttıracağım. Hemen geldim. 35 sıra ördüm. 27 tane büyüğünü söylüyorum. Hemen şişimize 27 tane ilmek atıyorum şöyle. Bunu attım. Bir sıra ördüm. Geldim bu tarafa. Bu sefer arkası için, yani şu tarafa geldim. Bir 27 de buradan arttırıyorum. Arttırmayı bu şekilde yapabilirsiniz. Hani çok basit arttırma, şöyle yapabilirsiniz. Yani şu şekilde mesela arttırabilirsiniz. Arttırılan bölüm kötü de olsa dikişe girecek. Evet. Dikişe girecek. Hani böyle. Aha, öyle de arttırabilirler. Yani bu kötü mü olur demek istiyorsun? Açılıyor ya. Bu açılır. Evet, açılır, doğru açılır söylüyorsun. Aa, ben nasıl başlayamadım? Şöyle. Evet. Hani bu şekilde. Aa, ne oldum? Düğüm oldum. Neyse, nazar oldum. Aa, başlayamıyorum. Evet.
Niye düğüm oluyor? İşte ters geldi. Ters yani. Geldi ters benim elime. Elime ters geldi. Neyse. Böyle arttırabilirsiniz, öyle arttırabilirsiniz. Arttırmayı nasıl biliyorsanız öyle o şekilde yapalım. Yalnız bu bebeğini çok güzel. Evet, çok güzel. Yumuşacık, evet, düşmüş. Yumuşacık hani oldu. Bebeği hiçbir şekilde dalamaz. Şey antibakteriyel. Evet. Süper güzel özellikleri evet. var. Şapkası da çok Şapkayı güzel. Şapkayı da göstereceğim. Şapkada nereden başlıyorsun? Şöyle başlıyoruz. Ben burada biraz ördüm Derya Hanım. Şöyle başladık. 3 sıra düz örüyorum. 3 sıra. Arkadan da ters örüyorum. Daha sonra başlasam, bunda 26 ilmek var, onu da söyleyeyim. 26 ilmekle başladım. Ha biraz büyütmek istiyorlarsa baştaki dişleri sabit tutsunlar. Mesela 8 tane şunu, şurayı. Arkayı istedikleri kadar genişletebilirler. Boyunu istedikleri kadar uzatabilirler. Neresinden başlıyorsun bunu? Şuradan başlıyoruz Derya Hanım. Şurada dikişimiz var. Bakın dikişimiz var. Şöyle örülüyor şapka. Arkada bir tek dikişimiz var. Güzelmiş. Uzuncana bir parça örüyorsunuz. Bunun çocuğun büyüklüğüne göre ayarlarlar. Evet. Bunda, çocukların kulaklarını mutlaka iyi muhafaza etmek lazım. Korumak lazım. Yani giydirdiğiniz bir bere bile çocuğa böyle bir boşluklu kalırsa oradan hava girer ve çocuğun kulakları hasta olur. Yani özellikle şu mevsimde. Aslında baharda bile bir küçük bereniz hani rüzgar çıktı, akşamüstü hava döndü. Çantanızda bir tane pamuklu bir şey bulunmalı. Ben onu severim. Ayağı sıcak, başı hani rüzgar sıcak almasın tutmak. Kulakları. Sıcak tutmak lazım. Evet. 26 ilmek attık. 3 diş düz ördük. Daha sonra 8 tane ters. Daha doğrusu bu sıra olduğu gibi ters örülüyor. 8 tane. Diğer kalan 18 taneyi de arkadan gösterirsem düz örüyoruz. Bunun da arkasında düz örülüyor şapkanın. O 8 ilmeğin haroşa örüyorsun. Evet, haroşa yani örüyoruz. Şurası. Önden arkadan ters yani örüyoruz. Yani o onun bir çeşit lastiği gibi. Evet, bu ikiye katlamış gibi. Burada 45 diş. Burayı saydığımız zaman 90 diş. O bir volüm veriyor ona. Gerçekten çok güzel. Bu niye iri, bu niye şey durdu? Önde arkada ters örüyoruz. Ha. Bunun arkasını düz örüyoruz. Evet, şimdi benim de gözüme şimdi arkasını yani. Düz örüyoruz. Tamam. Tekrar süper. Bitişini aynen bunun gibi bitiriyoruz. 3 diş bitiriyoruz. Daha sonra bunu ikiye katlıyoruz. Bakın böyle. İçinden kordonu geçiriyoruz. Kordonu da nasıl ikiye katlıyorsun? Bir dakika. Şurayı mı katlıyorsun? Aha, ikiye katlıyoruz. Bakın içinden kordon geçiyor. Şurası mı? Evet. İlk başlangıç. Evet. Orayı dikiyorsun. İçinden dikiyoruz. Kordonu nasıl yapıyorsun? Kordonu da 4 düz attım. İki tarafı açık şişle, çorap şiş diyelim. Onunla önden 4 tane düz ördüm. İpim bu tarafta kalmıştı. Geldim buraya. Nimet hocamın rahmet o göstermişti. Nimet hocamın öğretisi. Evet, ben de diyorum bunu nereden hatırlıyorum. Nurlar içinde uyusun. Bunu da 55 santim olunca bitiriyoruz. Şöyle kordon çıkıyoruz. Bakın arkadan da bu yuvarlanır. Dümdüz bir kordon aslında çıkar. Aslında bu çok güzel bir bilgi. Evet. Hani şeysiz iki tarafı açık şişle, çorap şişiyle bu kordon örmeyi Nimet Hanım göstermişti Allah rahmet eylesin. İyi bir bilgi. Sonra kaç santim örüyorsun bunu? Sonra uçlarına da böyle süsleyeyim dedim. Saçak yaptım. 55 santim. 55 santim kâfi geldi buna. Daha sonra kalan ipimi de hadi patik ipim değerlendireyim dedim. Bu da çok kolay bir patik. Ya bu biz bunu yıllar önce bu patiği yapmıştık. Böyle 6-7 yaş çocuğu için mi? Büyükler için de yapmıştık. Kendimiz için de yapmıştık. Evet. Bu patik yani yeni yılda birine hediye vermek kesinlikle istiyorsanız yakında birinin doğum günü varsa bir çocuktu, bir büyüktü. Çok da çabuk bitiyor. Çok çabuk oluyor. Kaçtı onun 33 müydü aklımda öyle bir şey kalmıştı. Yok o tığla yaptığımızdı. 33 zincir 33 sene. Bunu tekrarlayalım Sibel. Tekrarlayalım büyük olanı. Çok güzel. Kaç tane yaptım bilseniz 4 tane 5 tane. Önce 26 ile attım minicik oldu şu kadarcık oldu. Bu o galiba ondan sonra 35 ile attım gene küçük oldu. En son 40'ta karar kıldım o da bu kadar oldu. 40 demek mı biraz, bu? Evet 40 yani o. Bu hemen neredeyse doğar doğmaz. Özellikle tulumun üstünden olacak. Doğar doğmaz da yine şuraya gelir onu. Ama bu patik kadar pratik, güzel, hani kullanışlı bir patik yok. Büyükler için de çok güzel oluyor.
40 ilmek atıyoruz bunun içinde. 5 diş haraş örüyoruz. Daha sonra 10 ilmeğimizi kapadık. Geldik bu tarafa. Buradan da bir 10 ilmek kapadık. 15-15 kapadık. Ben diğer şey için veriyorum. Kestim. Aradaki 10 ilmeği 10 sıra örüyorum. Onu da bitirdikten sonra bakın bunu buraya. Gülsüm Hanım bunu çıkartsın bize. Evet. Sayıları hatırlatalım. Buraya. Üst üste içten tabii tam tersinden dikmiş olacaksınız bunu. Örgünün yüzü bu. Getirdik vay, üst üste. Vay. İşte. Sonra yandaki şu boşluğu da dikiyoruz. Ters çevirdikten sonra patiğimiz aynı bu şekli oluyor. Şimdi yine soracaklar. Bu el kapattı biraz. Tamam. Öyle yapalım. Bunu buraya. Evet. Bunu buraya. Bunu onun üstüne. Üst üste. Hepsi üst üste gelecek. Ha böyle. Evet. Bunu o da onun buraya. Üstüne. Evet. Şimdi geri kalan yan var. Yan açıyı. Önleri diktik. Üçünü üst üste getirdik, diktik. Bir dakika. Önleri diktik derken ben unutmuşum bunu. Şurayı bakın. Şöyle gösterirsek şu üçünü üst üste diktik. Ya da bir taraftan başlayıp orayı da dikip öbür tarafa doğru da gidebiliriz. Buna bir tane şey hazırlayın. Şablon. Hayır, bir koyu renk yün hazırlayın. Tamam. Nereden dikiyoruz? Bak ben bile unutmuşum. Tamam. O kadar yaptı. Gösterelim. Tamam. Gülümseten fikirlere başlamadan önce burayı bir gösterelim. Tamam. Nereden dikiyoruz? Tamam, çünkü gösterelim. İlk defa görenler için hani insan elini aldı mı bulur gerçi onu da. Bak ben şimdi çözdüm şuradan. Ama çok güzel bir patiktir bu. Şunu şöyle çıkarayım. Ve şey de örgüye yeni başlayanlar için de çok pratik bir model. Evet.